değerli milletvekilleri, soruyoruz. Yeni anayasa ne için ve kim için yapılıyor? Susuyorsunuz. Uyarıyoruz. Bu değişiklik teklifinin toplumsal sözleşme niteliği yoktur. Dinlemiyorsunuz. Anlatıyoruz. Bu bir rejim değişikliğidir. Cumhuriyetsiz cumhuriyet modelidir. Duymuyorsunuz. Yani görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyorsunuz. Milli egemenliği dilinizden düşürmeyeceksiniz. Sonra bu kürsüden itaat et, rahat et diyeceksiniz. Millete güveniyorum diyeceksiniz. Ancak milletin bağrından çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tasfiye edeceksiniz. Değerli vekiller, itaat ederek rahat edeceğine inanan bir millet olsaydık, manda ve himayeyi kabul eder, istiklal uğruna binlerce Mehmet'i kara toprağın bağrına yatırmazdık. İtaat edecek olsaydık, vatan şairi Mehmet Akif'e ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım dizelerini yazdıracak kadar özgürlüğümüze sahip çıkmazdık. Unutmayın Çanakkale'yi. Bu ülke Çanakkale'de harcı karılan Kurtuluş Savaşı'ndan bugünlere geldi. Kanla, bedelle, gözyaşıyla geldi. Şimdi siz hangi savaştan geldiniz de Türkiye'yi bir rejim değişikliğiyle kurtarmaya çalışıyorsunuz? Türkiye'yi kimden, hangi düşmandan kurtarmaya çalışıyorsunuz? Biliyoruz ki emanete hıyanet etmek bu milletin ne geçmişinde vardır ne de geleceğinde olacaktır. Değerli vekiller, yapılan iş kanun koyma gücü bulunan, yürütmeyi denetleme görevi anayasadan çıkarılan meclisin fiilen tasfiyesidir. Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin elinden alınması, yasama yetkisinin kararnameler eliyle tek bir kişinin iradesine bırakılmasıdır. Yasama, yargı, yürütme tek elde birleştirilirken, adalet dağıtmayan yargı, kanun yapmayan yasama, Bakanlar Kurulu'nu oluşturamayan yürütme olur mu? Bakanlar Kurulu'nu seçemeyen bir meclis yürütmeyi denetleyebilir mi? Cumhurbaşkanı'nın hiç kimseye karşı sorumlu olmadığı, hesap vermediği ve denetlenmediği bir sistem olur mu? Olursa bu sisteme demokrasi denilebilir mi? Unutmayın ki halk hükümetten korktuğunda tiranlık, hükümet halktan korktuğunda özgürlük vardır. Siz bugün bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de milli egemenliğin temsilcisi olan bizlerden millete ait olan temsil hakkımızı sorgusuz, sualsiz devretmemizi tek bir makama vermemizi istiyorsunuz. Anlaşılan o ki basını, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, halkı susturduk, sıra şimdi millet meclisinde diyorsunuz. Ses çıkartmayalım, itiraz etmeyelim istiyorsunuz. Bir daha hatırlatırım ki bugün toprağa gömdüğümüz demokrasi günü, toprağa gömdüğünüz demokrasi günü geldiğinde hepinize lazım olacak. Şunu asla unutmayalım. Kanla, gözyaşıyla, binbir emekle emperyalizme karşı verilen onurlu bir savaşla kurduğumuz cumhuriyeti burada parmak çoğunluğuyla ortadan kaldıramazsınız. Sizler inanmasanız da, yok saysanız da bizler sizleri hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin bir vekili olarak anayasaya bağlılık andı içen tüm vekillere vicdanlarını da dinleyerek getirilen bu düzenlemeye hayır oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Savaş kazanarak ülkesini kurtaran, cumhuriyeti kuranlara buradan söz veriyorum. Şimdi vatanı savunmak, şimdi cumhuriyeti korumak, barışı, demokrasiyi yaşatmak sırası bizde. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz önce biz vekillere, sonra halkımıza emanettir. Şunun bilinmesini isterim ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkanlardan daha çaresiz değiliz. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın İlgezdim.